Bir dakika. Bu nasıl olabilir? Hanginiz gerçek Burak'sınız? Selena, aşkım Burak benim. Bu benim robot kopya. Ya hayır aşkım. Asıl robot kopya olan o. Ya Burak benim. Kafam iyice karıştı. Selena, bence bu karışıklığı gözlerinde değil kalbinde çözebilirsin. Kalbinin sesini dinle. Eminim anlayacaksın hangimizin gerçek olduğunu. Kalbinin sesini dinleymiş. Yok olmadı bir de dalağının sesini dinlesin. Ya ben Burak'ım diyorum sana, anlasana ya, Burak'ım ben, Burak. Sanırım gerçek Burak'ın kim olduğunu buldum. Aşkım. Aşkım, biliyordum ben olduğumu anlayacağını. Hop, bir dakika ya. Selena, yanılıyorsun. Bak, büyük bir hata yapıyorsun bak. O elini tuttuğun robot. Ya, Kara Burak benim. Ya, gerçek Burak benim. Burak'ım ben, Burak, Burak. Hı. Peki, o zaman söyle bakalım. Geçtiğimiz sevgililer gününde neredeydik? Geçtiğimiz sevgililer gününde... tabii ki... Avrupalı sevgililerin sevgililer gününü geçirmek için en çok sevdiği yerler... %37 Paris, %24 New York. Hı. Cevap veriyorum. Paris. Ya madem Burak'ın yerine geçiyorsun bari dersin iyi çalışsaydın sen de. Ne yani? Paris'te değil miydik? Eyfel'e çıktık. Hayır. Selena ve ben bir önceki sevgililer gününü Ay'da geçirdik. Ay'a çıkan ilk Türk'üm ben. Bunu hiç beklemiyordun değil mi? Ya bir de bu şiir okumuştur sana, Allah bilir yani. Ay'a baktım seni gördüm, sana baktım Ay'ı gördüm. Hayır, hiç romantik değil. Üçkağıtçı bir robota göre romantik olmayabilir. Pekala. Evet, ben bir robotum. Ve tahmin et bakalım burada olma amacım ne? Eğer iş aramak için geldiysen bizim mutfak robotuna ihtiyacımız yok değil mi Burak? Hayır. Birinci görevim sizi ayırmaktı. Ki bunu başaramadın. Evet. O yüzden sıra geldi ikinci göreve. İkinizi de ortadan kaldırmak. Burak sen kenara çekil. Hayatım. Burak lütfen. Çekil çekil. Dışarı dışarı. Balkondan aşağı. Balkondan aşağı. Lütfen. Bir robotla başa çıkabileceğini düşündün ha? Hurdalığa gönderdiğim ilk robot olmayacaksın. Selena. İnsanlar nasıl derlerdi? Ha, son duanı et bakalım Selena. Selena. Değerli gezegen liderleri. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim. 1 milyon ışık yılı uzaktan gelen göktaşı... galaksimizin içinden herhangi bir gezegene çarpmadan geçip gidecek. Ama dünyaya çok yakın geçeceğe benziyor. Evet, dünyanın çok yakından geçecek ama teğet geçecek, çarpmayacak. Ve daha sonra birkaç ışık yılı gidip sonra sönecek. Tüm galaksinin verilmiş sadakası varmış. Çok küçük bir açı sapmasıyla çok büyük bir felaket yaşanacaktı. Meteorlar gezegenler için çok büyük tehlike oluştururlar. Milyonlarca yıl önce dünyaya çarpan bir meteorla mamutlar, dinozorlar... birçok canlı türü yok olup gitti. Bu sefer başta insanlık olmak üzere tüm canlılar yok olurdu. Neyse ki insanlık ölmeyecek. Yok olmanın eşiğinden teğet geçecekler. Acaba meteor dünyaya teğet mi geçecek?
Ben olmasaydım evet. Sanki meteorun dünyaya çarpmasına ben neden olacakmışım gibi bir his var içinde. Uç uç meteor, çarp meteor. Acaba seneye bu şarkıyla Eurovision'a mı katılsam? Ama seni ne Eurovision kalacak ne de dünya. Bu muydu iyilik savaşçısı Selena? Açıkçası bu kadar kolay pes edeceğini düşünmezdim. Sakın ona zarar vereyim deme. Bir sorunun varsa gel erkek erkeği halledelim. Oo, bakıyorum da birileri pek cengaver çıktı. Kusura bakma. Biz robotlarda böyle erkek kadın diye bir şey yok. Biz görevimiz neyse onu yapar. Sana onu bırak dedim. Merak etme Selena. Robot da olsam sevenleri ayırmak gibi bir niyetim yok. Senin hemen ardından o da gelecek. Burak, iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Biraz başım ağrıyor. Sen iyi misin? İyiyim. İşte aradığım oda bu. Şimdi meteorlar hakkında bilgi edineceğim. Neden? Çünkü dünyanın yakınından geçmekte olan meteoru dünyaya yönlendirmek için. Biz kötüler de açıklama yapmadan duramayız. Huyumuz kurusun. Neden huyumuz kurusun? Huyumuz sulu bir şey. Bu kadar gösteri yeter. Şimdi işe koyulma zamanı. Al canım salata diye birazcık. Karnım çok acıktı. Benim de. Ne var acaba? Rosto ve püre bence gayet güzel. Ne yapıyorsunuz, ne oluyor? Yemek yemek için Aslı yenge de... Ama tabaklarımız yok. Ne tabakları? Sizin tabaklarınız... Nereden sizin tabaklarınız oluyor? Parasını biz verdik, biz aldık canım. Ayrıca çocuğum kaç defa tembihledim ben sana. Yenge demeyeceksin bana. Ben sizin yengeniz falan değilim canım. Ben Kıvılcım'ın yengesiyim. Saçma oldu ama Kıvılcım bundan sonra ben hem annen hem de yengen olayım, tamam mı canım? Ay kafamı karıştırdınız canım. Konuyu niye değiştirtiyorsunuz bana? Siz burada yemek yemeyeceksiniz diyorum. Ama karnımız aç. Açsa aç. Bana ne? Yemek yemeyecek miyiz? Yiyeceksiniz. Ama bu sofrada yemeyeceksiniz. Mutfakta yiyeceksiniz. Böcekler, gördüğünüz gibi bu sofrada iki tane tabak var. Bu size neyi gösteriyor acaba? Senin matematikte büyük aşama kaydedip ikiye kadar saymayı öğrendiğini gösterir. Evet. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun benim çocuğuma? Aklınca hakaret mi ediyorsun? Benim kızım bir kere istese yüze kadar bile sayar. Terbiyesiz. Ne diyorsun ya? Ne diyorum kızım? Kendi haklarını tanımıyorsun. Resmen sırf gerizekalı diyor yani. Ne? Hadi çıkın dışarı, bakmayın öyle. Peki Ekrem amca? Amcanız gelemeyecek çocuğum. Amcanızın işi çıkmış, telefon etti. Dedi ki ben yemeğe gelemeyeceğim, siz yemeğinizi yiyin. Ben daha sonra geç vakit geleceğim dedi. Bu açıklama yeterli mi acaba sizin için? Ha? Ve siz derken Aslı'yla beni kastettiğini düşünüyorum. Ben öyle düşünmüyorum ama. Ama sen mutfağa git de cehennem ol git de. Orada ister düşün ister düşünme. Ha bu arada sakın amcanıza şikayet falan edeyim demeyin. Hayatınızı cehenneme çeviririm çocuklar. Ha yani değişen bir şey olmayacak. Nasılsın sen? Hayatınızı öyle bir değiştiririm ki şunları kafanıza geçiririm sizin. Çakın çabuk, çakın dışarı. Çık. Ay ne güzel yaptım. Ne ballı gezegenmiş bu dünya. Bugüne kadar hiçbir meteor dünyaya çarpmamış. Bundan sonra da yıllarca çarpmayacak gibi gözüküyor. Hmm. Aa, buradaki meteor tam 762 milyon yıl sonra dünyaya çarpacak.
Tam 762 milyon yıl. Ama ben bunu göremem ki. Benim buna ömrüm yetmez. Benim ömrüm epi topu 60 bin yıl. En iyisi zaman mekan odasına gidip bu meteorun dünyaya çarpma zamanını değiştireyim. Belki dünya tarihini değiştiremem. Ama bu meteorun zamanını değiştirebilirim. Müstesna teyze, bu üçümüzün yemeği mi? Aslanım böyle emretti. Sadece bir tek yumurta, birer dilim de ekmek. Bununla ben bile doymam. Ya anne, bu kadın ne yapmaya çalışıyor ya? Açlıktan öldürmeye mi çalışıyor çocukları? Sus oğlum, yavaş, duyacak. Ya duyarsa duysun canım, abarttı artık ha. Böyle şey mi olur, yazık çocuklara. Ya, yazık elbet. Ama biz de gözcü bacak değiliz sen. Müstesna anne, şöyle güzel bir şeyler hazırlayayım mı? Hazırla. Allah'ım sen benim geçilerime mukayyet ol, ne ister? Merhaba kızlar, ne yaptınız? Aa, yemediniz mi yemeğinizi daha? Biz de tereddüt ediyorduk Aslı yenge. Hani bunların hepsini yersek çok şişmeyelim. Sen o küçücük aklında kinaye mi yapıyorsun bana ha? Ya Aslı yenge, keşke 3 tane yumurta kırsaymışsınız. Ha, 5 yumurta kırsaydınız. Amcanız da her akşam yumurtluyordu değil mi çocuğum? Sen bir tane yumurtanın kaç lira olduğunu biliyor musun ha? Dünyadan haberin yok tabii. Anca böyle löp löp götürmek işiniz. Aslı yenge, gerçekten bir şeyi merak ediyorum. Ya bundan sadece 100 kişinin doyacağını düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. Gerçekten düşünüyorum. Afrika'da şu 7 ikizde 6 kabile doyar be. Kabile şefi sizin gibiyse. He, ne? Yok bir şey. Öyle mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Yoktur bir şey herhalde. Müstesna, bana bak. Sakın yanılıp da, şeytana uyup da bu kızlara ekstra bir şeyler yedireyim, çıkarayım falan deme. Yanarsın. Yok aslan. Aynen emrettiğiniz gibi. Sizin sözünüzün dışına çıkar mıyız? Tabii efendim. Ne dediyseniz o. Değil mi? Ne dediysem o, değil mi? Tabii bakalım ne dediysem o muymuş, görelim bakalım, değil mi? Tata! Dinleyelim bakalım. Aslanım böyle emretti. Sadece bir tek yumurta, birer dilim de ekmek. Bununla ben de doymam. Ya anne, bu kadın ne yapmaya çalışıyor ya? Açlıktan öldürmeye mi çalışıyor çocukları? Sus oğlum, yavaş, duyacak. Ya duyarsa duysun canım, abarttı artık ha. Böyle şey mi olur, yazık çocuklara. Yazık elbet. Gözcü bacak değiliz. Müstesna anne, şöyle güzel bir şeyler hazırlayayım mı? Bu ne ha? Ben biliyordum sizin böyle bir şey yapacağınızı. Peşiniz de kovuldunuz. Ne? Evet, duydunuz. Yok yok, vazgeçtim, sizi kovmuyorum. Hem ben salak mıyım canım? Sizin gibi böyle ucuza çalışan elemanları nereden bulacağım bir daha, değil mi? Ama ceza almanız şart. Maaşlarınızın yarısını ödemeyeceğim ceza olarak. Hadi bakayım, siz ne bakıyorsunuz? Yesenize çocuğum, soğuttunuz, buz gibi oldu yumurta. Aa, ekmek elden, su gölden alıştınız tabii değil mi? Aa, ekmek dedim de aklıma geldi. Ekmekleri fazla kaçırmayın. Yiyip yiyip şişeceksiniz. Sonra koca bulamayacaksınız. Hepiniz başımıza kalacaksınız canım. Aa, yeter, dikkat edin biraz kendinize. Şunu da açayım. Afiyet olsun. Azıcığım, sen bunu ye istersen. Ben zaten çok aç değilim. Evet, ben de. Hadi ye sen. Ya kızlar, kusura bakmayın, elimizden geleni yaptık ama. Önemli değil. Nasıl gidiyor nöbet? İyi. Aferin. Ben bir içeri gireceğim de. Olmaz, içeriye kimseyi alamam. Kesin emir var. Yo 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 yo. Birincisi ben kimse değilim. İkincisi içeride çok az işim var. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Arkadaşa mı? Evet. Eskilerden. Taş devrinden kalma bir arkadaş. Fred. Fred Çakmaktaş. Yontma taş devrinden mi yoksa cilalı taş devrinden mi? Onu karıştırıyorum. Ona bakacağım. Peki. Ama sadece ona bakacaksınız. Tamam mı? A, tabii canım. İçeride az işim var. Başka ne yapabilirim ki? Fred Çakmaktaş çok değerli bir insan. Bana ilk kötülüğü yaparak puan kazandırmıştı. Bir mamutun kafasına defalarca bir sopayla vurmuştu. Kolay gelsin.
hemen meteoru bulmamız lazım. Heh, işte bulduk. Şimdi meteorun dünyaya gidiş zamanını ayarlayalım. Zaman da ayarlandı. Tahmin ettiğinden bile kolay oldu. Aa, bu alarm neden çalıyor? Aa, bilgisayarla oynadım diye. Ne oluyor burada? Alarm niye çaldı? Ben de anlamadım neden olduğunu. Bilgisayar taş devrine girdiğinde dinozorları görünce biraz korktu galiba. Bilgisayarın ayarlarıyla oynamadın değil mi? Ben bilgisayardan anlamam ki. Benim mail adresim bile yok. Neyse artık çıksan iyi olur buradan. Evet, ben de aynısını düşünmüştüm. İşte Yüconos, yani Burak'ın robotu. Robot Burak mı? Bu da nereden çıktı şimdi? Bilmiyorum. Yani biri onu icat edip dünyaya göndermiş. Göndermiş diyorum çünkü yani henüz dünyalar bunu yapacak kadar teknolojide ilerlemediler. Bunu kim yapmış olabilir? İblis birisi. Evet. Bunu şimdi öğreniriz. Söyle bakalım Robo Burak. Seni kim imal etti? Beni imal eden Hades. Zaten başka bir seçenek de yoktu. Hades işi bu kadar asıttı demek. Dur, ben bu yaptıklarının hesabını ona bir bir soracağım. Ya mutlaka soracağım. Alçak Hades, bu yaptığını ödeyeceksin. Sakin ol Selena. Hades bu suçunun cezasını çekecek. Adaleti kişisel olarak sağlamaya çalışırsak evrende adalet diye bir şey kalmaz. Onun cezasını Ütopya yasaları verecek. Bu da ne? Ama bu olamaz. Ne o? Yine UFO mu? Keşke UFO olsa. Bir meteor. Bu dünyaya doğru gelen bir meteor taşı. Bu şekilde gelirse dünyaya çarpacak. Ne? Meteor mu? Dünyaya mı çarpacak? Nereden çıktı bu? Öngörülen ölçümlerde böyle bir meteor yoktu. Hemen yetkililere haber verip uyarmalıyız. Durum ciddi. Bütün dünya alarma geçmeli. Oo, Selena. Sevgilinin parçalanmış robotunu görünce hüzünlendin mi yoksa? İblis. Evet, iblis. İbrik olacak halim yok ya. Çok komik. Burak'ın robotunu sen yaptın değil mi? Teknolojiyi severim. Soruma cevap ver. Evet, ben yaptım. Ne olmuş? Sen yapsan daha iyisini mi yapacaksın? Hayret bir şey ya. Daha iyisini yapmama gerek yok. Çünkü zaten var. Ama sana yapacağım başka bir şey var Hades. Elektrik faturasını sana mı göndereyim yoksa Burak'a mı? Doğrusun sen şimdi elektrik faturasını. Ne oluyor ya? Selena, yine ne yaptın bana? Sakın boşuna uğraşma. Yani camların biraz kalın da. Ne oluyor burada? Yine Ütopya'da kavgaya mı tutuştunuz? Tam zamanında geldiniz Jonos. Bu seferkine kavga demeyelim. Kısaca bir suçluyu yakalama işi diyelim. Suçluyu yakalama işi mi? Ay ne güzel gelinlik, o çiçekleri falan. Aslıcığım, şu gelinliği falan bıraksanız da haberleri açsak, saati geliyor. Ay niye Ekremciğim, seyrediyoruz ne güzel. Yahu senin gelinlik düğün ne Allah aşkına? Sen onu ne elemiş, eleğini asmışsın. Ay aşk olsun Ekrem. Ne demek istiyorsun sen? Yani ben gelin olamayacak kadar, gelinlik giyemeyecek kadar yaşlandın mı yani? Hayır. Gelin olamayacak kadar evli olduğunu demek istiyorum. Ha. Canım belki de Kıvılcım için seyrediyorum. Ya belki Ozan'la düğünümüzü hayal ediyoruz biz. Kıvılcım, senin onun için bu kanalı izlemene gerek yok ki. Rüyanda görürsün, kanalını izlesen yeter. Boş ver ya. Hadi Aslıcığım, bak vakit geldi. Aç şu haberleri hadi. Ay Ekrem, al al nereye istiyorsan aç kendin. Sayın seyirciler, dünyaya yaklaşan meteorun yarattığı panik giderek büyüyor. Bilim adamları birdenbire güneş sistemine giren ve hızla dünyaya doğru yaklaşan meteorun dünyaya birkaç gün içinde çarpacağını belirtiyorlar.
Olamaz. Hızındaki değişkenlikten ötürü tam olarak dünyanın hangi noktasına çarpacağı belli olmayan meteorun çarptığı bölgede milyonlarca kişinin ölümüne neden olacağı belirtiliyor. Ben sana demedim mi Ekremciğim, işte gel aynı haberler. Neymiş? Meteorun biri dünyaya çarpacakmış da milyonlarca kişi ölecek. Ne diyor Ekrem bu? Ne diyor? Milyonlarca kişi mi? Allah'ım lütfen bizi koru. Allah'ım lütfen o milyonlarca insandan birilerimiz olmayalım. En azından Kılıcım Ekrem, ben olmayayım lütfen. Bizi yaşayalım. Yaşamak istiyorum. Hayatı çok seviyorum ben lütfen. Ekrem. Ya Ekrem amca, bu haber doğru mudur? Çocuklar, bu haber kesin olmasa böyle yayınlamazlardı. Anlaşılan dünya çok ciddi bir felaketin eşiğinde. Bilindiği gibi milyonlarca yıl önce dinozorların nesli de böyle bir meteor çarpması sonucu tükenmişti. Aa, gördün mü Ekrem, bak dinozorları da öldürüyormuş bu gökte. Bizim dinozorumuzu da öldürürse biz dinozorumuzsuz ne yapacağız Ekrem? Aslı, saçmalama Allah aşkına. Bizim dinozorumuz mu var? Ayrıca dinozorlar ta bir zamanlardı. Doğru söylüyor. Ama ben ne dediğimi farkında mı? Kafam karıştı. Saçmalayabilirim yani. Hoş gör lütfen. Dünyanın birçok yerinde insanlar meteor çarpması olasılığına karşı sığınaklar hazırlamaya başladılar. Aa, çok iyi fikir. Sığınak. Hadi Ekrem'cim, Kıvancım, sığınak buldum. İkini buraya kafanızı sokun. Ekrem'cim gelsene, sok kafanı. Yalnız kızlar gelmesin, burada üç kişilik yer var canım. Hadi gel. Aslı, Kıvılcım, saçmalamayın Allah aşkına. Böyle sehpa altından sığınak mı olur? Zaten en az iki gün sonra çarpacakmış. İneriz aşağıya. Bodrum'da güzel bir sığınak hazırlarız. Ya amca, şimdi ne yapacağız? Ne meteor buraya çarparsa? Korkmayın çocuklar. Eminim ki büyük devletler bir organizasyon yapıp bunun önünü alacaklardır. Onun için siz hiç korkmayın şimdilik. Ben biliyordum ilk günden beri biliyordum yani. Yani bu uğursuzlar evimize geldiğinden beri her şey başımıza geldi. Bir meteor eksikti, o da geliyor kafamıza. Hep sizin yüzünden. Aslı! Ne? Gerçekleri söyleyince beni patlattın Aslı. Demek robot Burak'ı yapan kesinlikle Hades, öyle mi? Zaten bunu biliyorduk ama kendi de itiraf etti. Bu suç cezasız kalmayacak. Ona normal biri için ceza olmayan ama onun için çok büyük ceza olacak bir cezalar dizisi vereceğim. Takdir sizin efendim. Evet, önce salatalığı turşu kavanozundan çıkaralım. Oh be, Ütopya varmış. Yüceoğlunuz, şikayetçi. Bu sarışın beni kavanoza hapsetti. Hem suçluyum hem güçlüyüm demek istiyorsun yani, öyle mi? Ben mi? Aslında pek sayılmaz. Hades, robot Burak'ı kesinlikle senin yaptığını tespit ettik ha. Evet, ama kötü niyetle yapmamıştı. Ya evet, hiçbir şey kötü niyetle yapmazsın sen zaten, değil mi? Gerçi böyle pis bir dünyaya Burak'ı getirmemek gerekiyordu ama oldu bir kere. Sana bir cezalar dizisi vereceğim. Ne? Cezalar mı? Neden tek bir ceza değil? Hafif hafif cezalar. Kamu hizmetleri. Ütopya'daki çöpleri süpüreceksin. Her gün 2 saat çimleri sulayacaksın, çiçekleri sulayacaksın. Sonra boyasız yerleri boyayacaksın. Ve sokaktaki köpek kakalarını temizleyeceksin. Bunlar hafif cezalar, öyle mi? Bu hafif cezaları beğenmiyorsan sana 100.000 kişiye iyilik yaptırma cezası verebilirim. Yo. Böyle kalsın daha iyi. Bir insana bile iyilik yapmak bana nasıl acı verir bir tek ben bilirim. İnanmıyorum ya. Yani NASA filan o kadar araştırma yapıyor. Dünyaya meteorun çarpmasına bu kadar az zaman kalı mı fark edebilmişler? Evet ya, ben de anlamadım. Hem ben bir bilim dergisinde okumuştum. Önümüzdeki 100 yıl içindeki göktaş hareketlerini bile hesaplayabiliyorlarmış. Ya bir tek bunu mu hesaplayamadılar? Ha senin abla, ben olmak istemiyorum. Ya Nazlıcığım, sakin ol, daha bir şey belli değil. Hem belki Selena bize yardımcı olabilir. Evet, yani hatta belki Yüceonos bile yardım edebilir. Bence çağıralım. Selena. Selam kızlar. Nasılsınız bakalım? Selena, başımız büyük belada. Yine Aslı yengeyle mi dertte başınız? Hayır Selena, meteor derdi. Meteor mu?
Ya haberlerde söylediler. Bir iki gün içinde dünyaya dev bir göktaş çarpacakmış. Ne? Dev bir göktaş mı? Kızlar, yani şaka falan olmasın. Hayır, şaka değil, gerçek. Bütün dünya alarm halinde. Yani tam olarak nereye düşeceği belli değilmiş. Ama milyonlarca kişinin öleceği söyleniyor. Yani bu nasıl olabilir ki? Ben tüm göktaş hareketlerini Ütopya'dan kontrol ediyorum. Özellikle dünya için olanları. Yani son baktığımda da ta 80 küsur yıl sonra dünyanın yanından ufak bir meteor geçecek. Sadece bu. 80 yıl mı? Ama bu göktaşı güneş sistemine girmiş bile. Selena ne olur yardım et. Dinozorlar gibi yok olmak istemiyorum. Tamam tatlım, sakin ol. O zaman ben bir an önce gidip Yüce Onos'la konuşayım. Bakalım bu konu hakkında ne yapabiliriz. Umarım bize iyi haberler getirirsin. Merak etmeyin, her şey düzelecek. Bilim adamları dünyaya yaklaşmakta olan dev meteor konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Fakat NASA'ya yakın kaynaklardan alınan bilgiler pek de iç açıcı değil sayın seyirciler. Ay dayanıklı bunlar. Al canım sen de bunu tak. Kıvılcım nerede? Ne bu? Kask. Hayatım taksana şunu. Hani hatırlıyor musun geçen sene tadilat için işçiler gelmişti ya canım. İşte ben onların kasklarını alıp saklamıştım da sen de bana kızmıştın hani. Gördün mü nasıl lazım oluyor şimdi? Sakla zamanı gelir zamanı. Zamanı yani. Aslı ne işe yarayacak söyler misin? Demek ne işe yarayacak? Ay, hakikaten dünyadan haberin yok Ekremciğim. Meteor geliyor farkında mısın? Ay düşüp kafamızı yaracağız hiç. Haberinde değil umurunda değil yani. Tak şunu. Aslıcığım. Adamlar İstanbul büyüklüğünde bir meteordan söz ediyorlar. Bu mu koruyacak bizi? İstanbul büyüklüğünde mi? Evet. Ay bu ne bahtsızlık yarabbim. Ay İstanbul koca şehir canım. Bari Karaman büyüklüğünde falan olsaydı. Ay Allah. Ne yapacağız şimdi? Aslıcığım saçmalama. İlk kez de şunu seyretmeye devam edelim. Ay Ekrem. Ekremciğim bir şeyler yapsana. Böyle boş boş oturma lütfen. Meteoroloji falan ara ha. Ha sen meteor için meteorolojiyi mi arayalım diyorsun? Of Aslı ya. Ay ne of Aslı? Hayatım gitse meteorolojide bir adam bulsan, birazcık rüşvet versen böyle meteoru böyle taşını başka bir yere çarptırttırsan olmaz mı yani? Muazzez'i biliyorsun değil mi? Böyle bit kadar focus var, böyle çelimsiz rüşvetle neler yapıyor inanamazsın yani. Ama sen dürüstsün değil mi? Sen rüşvet veremezsin, sen yapamazsın yani. Sen otur böyle, sen böyle boş boş otur. Hımbıl hımbıl otur anca. Meteor kafana düşsün, kafanı yersin görsen. Otur böyle. Oh. Baştan sağa süpürüyorsun Hades. Böyle süpürürsen ceza olarak sana bütün Ütopya'yı süpürtürürüm ha. Aklını başına topla. Süpürüyorum ya işte. Daha nasıl süpüreyim? Topladığın çöpler nerede? Ben ne bileyim nerede? Ben sadece süpürüyorum. Çöpleri bir faraşla toplaman gerekiyor. Oho! Hem süpür hem de faraşla topla. İki iş birden olmaz mı? Saçmalayıp durma. Çöpleri ortadan kaldırmadıktan sonra süpürmenin anlamı ne? Tozu havaya kaldırmak mı? Hadi git bir faraş bul. Tembel uğursuz. Hadi. Allah! Videonuz. Videomuz acil bir durum var. Acil durum mu? Ne var, ne oluyor? Dünyaya bir meteor çarpacakmış. Peki ama son yaptığımız uzay toplantısında böyle bir şey tespit etmedik ki. Evet, yani o zaman yoktu ama şimdi var. Dünyayı kurtarmalıyız. Korkarım bunu yapamayız. Nasıl yapamayız? Yani dünyaya bir meteor çarpacak ve biz hiçbir şey yapamaz mıyız? Yapamayız Selena. Gezegenlerin kaderine müdahale edemeyiz. Evrende yapılan en ufak bir değişiklik bütün evreni etkiler, değiştirir. Bu yasak. O kadar sevdiğim insan tehlike içinde. Ve benim elim kolum bağlı mı kalacak? Bu çok saçma. Selena, yıldızlar söner biliyorsun. Şimdiye kadar hiçbirine müdahale edebildik mi? Edemeyiz ki. Diyecek bir söz bulamıyorum. İzninizle. Keşke elimden bir şey gelebilseydi. Selena. Olanlardan haberim var değil mi? Dünyaya yaklaşan meteordan mı? Evet. Zaten bütün kanallar ondan bahsediyor. Bir gelişme var mı? Şimdilik yok.
Bilim adamları uğraşıyorlarmış çarpışmayı engelleyecek bir formül bulmak için. Ama şu ana kadar bir sonuca ulaşamamışlar. Selena. Biliyorum senden mümkün olduğunca sihirli güçlerini kullanmamanı istedim. Ama bu konuda yapabileceğim bir şey varsa... Keşke olsaydı Burak. Eğer yapabileceğim bir şey olsaydı senden izin istemezdim. Ama Yüce Onos dünyanın geleceğini ilgilendiren bir konuda sihir yapıp tarihi değiştiremeyeceğimizi söyledi. Ya ama biri bir şey yapmalı. Ya dünyadaki birçok insan için gelecek diye bir şey olmayacak. Daha şimdi söylediler. Son tahminlere göre çarpışmadan etkilenecek kişi sayısı 100 milyon civarında. Biliyorum. Burak biliyorum. Sadece sizi Ütopya'ya götürmek için izin istedim. Ona bile izin vermediler. Diğer insanlara haksızlık olur diye. Ben kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Bunu sana düğünümüzde vermeyi düşünüyordum. Ama koşulları düşününce... sanırım şimdi vermek en doğrusu. Bak böyle konuşma lütfen. Seni bir daha göremeyecek olmayı düşünmek bile istemiyorum. Öyle düşünme o zaman. Bu kolyeyi sadece benim için sakladığını düşün. Bütün bunlar bitene kadar... zaten daha meteorun dünyanın neresinde düşeceği belli değil. Hadi sil gözyaşlarını. Sonumuz ne olursa olsun seni tanımak başıma gelen en güzel şeydi. Hey adamım, selam. Dünyaya meteor yaklaşıyorken iyi vatandaş olmanın ne anlamı var? Kaçalım. Yok be güzelim. Git canın hangi bankayı soymak istiyorsa soy gel. Evet, ben banka soymalıyım. Bak bu iyi aklıma geldi. Senin aklına gelmedi güzelim. Benim aklıma geldi. Durma. Hadi koş. Bütün bankalar soyulmak için seni bekliyor. Hey selam. Bunca sene sıkıntı yaşadım. Şimdi meteor dünyaya yaklaşıyorken biraz rahat yaşa. Hemen bir kuyumu soymalıyım. Evet. Durumu hemen kavradım. Hey adamım, selam. Neden gidip dünyanın sonu gelmeden önce kendine bir şeyler çalmıyorsun? Kötüyüm ben, kötüyüm, kötüyüm, kötüyüm. Ya demek dünyayı kurtarman yasak. Ya Selena hiç mi bir şey yapamıyorsun? Maalesef kızlar. Yüce Onos kesin konuştu. Bu çok kötü. Demek ki büyük bir felaketin eşiğindeyiz. Kızlar, ben kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Çok üzgünüm. Bir şey söylemek istiyoruz. Söyleyin bakalım. Acaba bugün okula gitmesek olur mu? Neden? Yani olanlardan sonra. Evet Ekrem ya. Tamam bu aynı fikirde olmak beni üzüyor ama haklılar yani. Belki de yarın öleceğiz. Çok saçma değil mi?
Olmaz çocuklar. Hem meteor belki de dünyanın bir başka yerine düşebilir. Onun için biz her şey normalmiş gibi davranmalıyız. Hadi bakalım okula. Neyse, en azından arkadaşlarımızla vedalaşırız. O zaman şöyle yapsak, hani her okula gitse de ben Ozan'la biraz geçsem falan. Kıvılcım, sen yine gündüz rüya görüyorsun. Olmaz Kıvılcım. Ayrıca senin bugün tarih sınavın yok mu? Var ama moralim çok bozuk yani. O yüzden zayıf anılırsam hiç şaşırmayın. Zaten senin zayıf almana şaşırmıyoruz biz. Sen sus bence. İnşallah meteor o kafana düşer. Aa, Kıvılcım çok ayıp. Hadi okula, hadi geç kalıyorsunuz. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Puflar, puflar. Aa, nereye gidiyor hayatım bunlar şimdi? Okula. Okula mı? Ay bunlar şaşırdılar herhalde. Ayol dünyanın sonu gelmiş, okul mu kaldı sanki? Hayır, kızlarda kafa yok, Kıvılcım'da da mı kafa yok, akıl yok, anlamadım ki. Çok teşekkür ederim Aslı'cığım, ben söyledim okula gitmelerini. Hiç kusura bakma ama sen dedi, akıl yokmuş demek ki yani. Neyse, şu kredi kartlarını versene canım. Kredi kartları mı, niye? Lazım. Yani şey yapacağım, alışverişe çıkacağım, limitleri dolana kadar harcayacağım, biraz moral bulacağım. Lütfen hayır deme. Yok, bu sefer hayır diyorum. Neden? Nedeni var mı Aslı'cığım? Tesadüfen meteor falan düşmezse bu sefer kredi kartı borçlarından iflas edeceğiz de ondan. Ayrıca bugün hayatımızın son günü ise ben bu son günü karımla geçirmek istiyorum. Ay çok romantiksin gerçekten. Ay şey yapalım o zaman, gene beraber baş başa oluruz, beraber alışverişe gidelim ha? Olmaz Aslı'cığım. Çünkü kefenin cebi yok. Sağ ol yani Ekrem. Gerçekten çok moral verdin yani. Aa, sen aramadın değil mi meteorolojiyi hala? Hayır, aramadım. Ayrıca çocuklar iyi ki yengelerini dinlememişler. Bak okula gittiler. Uf, ay ya. Artık lütfen rica edeceğim. Yenge falan demesinler bana. Ayrıca iyice tembihle öteki tarafa gidersek eğer artık bizim yanımızda kalmasınlar lütfen. Ya başka tanıdıkları falan varsa gitsinler, biraz onlara yamansınlar canım. Bıktım vallahi, yeter, kaç senedir yani. Aslı'cığım çok ayıp. Aman iyi, tamam. Vermiyor musun kart taşımı? Abi dersler boş. Hocalar da gelmedi. Biz niye geldik? İşte çıkıp bir yerlere gideceğiz. Evet haklısın, hadi çıkıp gezelim. Sana dememişti Kıvılcım. Selin sen boş ver bu arabaları. Hadi gel, ikimiz çıkıp dolaşacak. Hem ben çok güzel yerler biliyorum. Arkadaşım sağ ol ama Selin'in seninle beraber ağır gezmekten hoşlanacağını hiç zannetmiyorum. Sen sus, maraba. Sen eşek, ben araba yaptım. Sen kiminle konuştuğunu farkındasın ulan. Burada 18.567 davarın sahibinin oğlu. Firuz Ağa'nın oğlu burada ulan. 18.567'den az sonra bir tanesi eksilecek çünkü ben onu yiyeceğim. Sen manda var mıydı maksusun ulan? Çabuk öldür dile. Tamam tamam, bir dakika, özür diliyorum. Buradan bütün davarlar adına özür dilemek istiyorum. Şşş! Hop 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 hop! Ne oluyor, ne oluyor? Ağam yoksa bu arabalardan bir tanesi sana terbiyesizlik mi yapayım? Kazım, aha da bu. Ya hayır, kırsal beni rahatsız ediyor. Selin, bir hanım ağa adayı için hiç de güzel olmayan konuşmalar bunlar. Ya burada senden hala hanım ağa mı var ya, dıbıç? Kime dedin? Sana dedim. Ne dedin? Artık bu sapık tavırlarından vazgeç, yoksa geliyor. Ağama karşı hedefli o, tamam mı? Ya Kazım abi ya, dünyanın sonu geliyor, meteor falan diyorlar. Sen hala ağamam. Meteor? Meteor ne ki ya? Aha işte kafam durdu, hiçbir şey anlamıyorum. Sen bir şey anlıyor musun? Ay, inan ben de anlamadım yani. Ya ona şaşırmadık zaten Dilara. Ay düşün işte yani, anlamadığıma ben bile şaşırmıyorum artık. Ya bu meteor dedikleri şey nasıl bir şey? Yani uzayda gemiler giderken taş sıçratıyor, o da dünyaya falan mı düşüyor? Böyle bir şey. Bizim askerlik bitmez. Eridem, hele gel sen bir anlat ya, meteor ne ya? Aşık kafan vallahi çalışmıyor. Hele gel, meteor ne ki? Buyur abi, sen başlattın, sen anlat. Hele gel anlat. Bak şimdi Kazım abi. He. Önce bir toz bulutuyduk. Ardından Big Bang, büyük patlama. Ve dünya 7 günde yaratıldı. Sonra dünyaya tek ademle hava. Her şey tamam mı? Bir kere daha kontrol edelim. Şimdi el fenerimiz... Çalışıyor mu bu? Evet. Sonra suyumuz, jölemiz, sonra vücut losyonu, gece kremi, nemlendirici ve makyaj malzemeleri. Aslı Hanım kusura kalmayın, işinize karışmak gibi olmasın ama meteor çantanızda bütün bunlara ihtiyacınız olacak mı acaba? Evet dedi, hepsine ihtiyacım var benim tabii ki. Hem felaket yaşanırken bakımsız olunur gibi bir şart mı var yani?
Vallahi o koskoca meteor dünyaya çarptığında Allah bilir hepimiz ölüp gideceğiz. Bunları kullanacak kadar canlı kalır mısınız bilmem. Ay seninle benim tepemde dikildin. Car 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 uğursuz baykuşlar gibi. Ne diyorsun? Hayır, ölür ayak rencide ettireceksin kendini. Allah Allah. Hem ben ölürsem de çirkin ölmek istemiyorum. Güzel ölmek istiyorum. Bana kalırsa çirkin ölmek yerine sevapsız ölmek daha kötü bir şey. Bütün bunlarla uğraşacağınıza acık iyilik yapıp da sevap kazansanız diyorum. Sana mı soracağım ben? Ha? Sana mı soracağım? Nasıl davranacağımı, ne yapacağımı? Çık dışarı. Senden akıl mı alacağım ben? Allah Allah. Emredersiniz. Ay kreperimi de koyayım. Acıkırım acıkırım ben sığınakta. Ay bak aklıma... aklıma çok güzel bir şey geldi. Ben... madem ki ölüp gideceğiz yani, sevap yapsam diyorum insanlara. Değil mi ya? Öteki tarafta cennet var, cehennem var. Ay Aslı çok akıllı kadınsın ha. Aklını bin yaşa. Ay her şey tamam mıydı? Ay yazık Beyran Su. Ha, baksana Kıvılcım'a son gününde bile hala Ozan'a aşık. Yani düşünsene belki de bu dünyadan Ozan'ın elini tutamadan gidecek. Siz öylesin. Neyi öyle sanalım hayatım? Lara. Konuşma. İzle de gör. Ne izleyelim Kıvılcım? Neyi olacak? Ozan'ın son günü benimle beraber geçirmesini. Bir dakika. Pişt, gel gel. Çabuk. Selin, Leyla, Arda, Nazlı, Burak Hoca sizi öğretmenin odasına bekliyor. Burak Hoca mı? Dördümüz mü? Evet, dördünüzü. Biz bir bakalım, geliriz şimdi. Tamam. Hocam, bizi çağırmışsınız. Yok. Çağırmadınız mı? Hayır, çağırmadım. Ama Seda bize öyle dedi. Ben anladım galiba. Ha, Kıvılcım. Evet, kusura bakmayın. Kızlar. Selena'dan bir haber var mı? Maalesef yok. O şeye döndü. Evine. Ha, tamam. Anladım. Gidebilirsiniz. Ya öpücükten de vazgeçtim. Elimi tut, yeter Ozan. Olmaz Kıvılcım ya. O zaman ikimiz beraber sinemaya gidelim. Olmaz Kıvılcım, sinemaya da gidemeyiz. Ama sen niye böyle yapıyorsun ki? Belki bu benim son zamanlarım, belki ben öleceğim. Belki bu benim son isteğim. Ya olabilir Kıvılcım ama belki ben de öleceğim. Bu da benim son günüm, son isteklerim olabilir. Ve ben son günümde Selin'le olmak istiyorum. Yani bir gün de olsa, bin gün de olsa Selin'le geçirmek istiyorum ben. Ozan. Aşkım. Kıvılcım, Burak Hoca'nın selam var. Daha fazla küçülmesin de rahat bıraksın diyor. Ya indirmeyin ama. Ayıp yani. Ya ne oldu Kıvılcım? Ya bir şey oldu yok. Sadece ben son zamanlarımı arkadaşlarımla geçirmek istiyorum. He, bak iyi isabet olmuş yani. Ben de daha demin burada şahit oldum. O zaman Selin de olmak istiyormuş. Dilara, seni meteoru bekleme derdinden kurtarayım mı ben, ister misin? Bakalım meteor dünyaya hızla yaklaşırken insanlar vurgun, soygun, hırsızlık ve kötülük konusunda neler yapıyorlar. Amca karşıya ben geçireceğim. Hayır, ben geçireceğim. Bu iyiliği kimseye bırakmam. Benim daha çok sevaba ihtiyacım var. Bırakın ben geçireyim. Ama olmaz ki, hep sen geçiriyorsun ya. İyi, hep beraber geçirelim. Sevabını da bölüşürüz. Ne oluyor be? Allah Allah. Bunlara kötülük de yaramıyor. Herkes iyilik yapıyor. Lanet olsun. Ya beyler, gitmenize gerek yok. Araba bozuk değil ki. Olsun olsun. Sen şu kontağı kapat, biz seni iterek götürürüz. Ne gerek var be izin acı be canım? Spor oluyor zaten. Hadi şey, iyilik lazım. Başka zaman ölüyorum desem hadi, yardıma gelen olmaz ya. Allah Allah. O normal zamanda. Şimdi meteor zamanı. Olamaz. Planın ters etti. İnsanlar kötülük yerine iyilik yapıyorlar. Hepiniz geberin. Böyle bir dünyaya bu yakışır zaten. Cezamın vakti geldi. Gidip Ütopya'yı süpürmem gerekiyor. Ah.
Vay be, hala inanamıyorum ya. Sanki birisi çıkacak bütün dünyaya koca bir kamera şakası yaptık diyecek ya. Eğer öyle olsaydı tarihin en büyük eşek şakası olurdu. Ama keşke öyle olsaydı. Ya ben aslında bu meteor konusunda bir çözüm buldum. Vay be, meteorun bundan haberi var mı peki? Sen geç dalganı geç. Ne çözüm buldun? Hayatım şimdi bir uzay mekiğine atlayacaklar. Evet atladım abicim. Ya o zaman bırak bir anlatsın. Ya işte bir ekip oluşturacaklar. Petrol sondası konusunda uzman bir ekip. Tabii astronotlar da. İşte bu ekip meteorun üstüne inip sonda yapacak. Yanlarına da bir nükleer bomba olacak. Dur. Ben hemen tahmin edeyim. O nükleer bombayı açtıkları sondajın içine koyacaklar. Sonra patlayacak, parça pincik olacak meteora. Aynen öyle. Vay be. Gerçekten senden beklediğim çok orijinal bir fikir ya. Bu sondajcının ismi de Bruce Willis'tir Allah bilir. Bruce Willis mi? Ya arkadaşlar bir saattir Armageddon'u anlatıyor. Siz de böyle dinliyorsunuz ya. Ya tamam abi biraz esinlenmiş olabilirim ama ne var kötü fikir mi? Yok abicim ama ondan kolayı var. Sen Mr. Spark kankana gidersin. Abi dersin bir yardıma ihtiyacım var dersin. Atlar atılganına gider bir omuz atar çözer olayı ha. Sen gül abi gül. Son günümüzü yaşıyoruz burada. Sen gül. Ya ona mı gülüyorum oğlum? Ben senin ağlanacak fikirlerine gülüyorum. Ya Ozan. Efendim aşkım. Sen bugün Kıvılcım'a söylediklerinde ciddi miydin? Tabii ki ciddiydim aşkım. Yani eğer Kıvılcım'ı başımdan atmak için söyledim dersen anlarım. Hayır hayatım söylediklerimin hepsinde ciddiydim. Ya ben bir günüm de kalsa bin günüm de olsa ömrümün sonuna kadar seninle olmak istiyorum. Ya sen Erdem? Hayatım ben de aynı şeyleri hissediyorum ama bu adam şimdi kopya çekiyorsun diyecek. Yok canım sen hiç kopya çeker misin? Olsa olsa esinlenirsin. Armageddon seni. Bak ya. Olsun. Yani merak etme ben biliyorum öyle düşündüğünü. Ya. Selin. Ya hayatım şimdi dünyanın sonu geliyor ya. Yani ne olacaksa olacak artık. Yani? Yani diyorum ki hani son günümüzü beraber mi geçirsek acaba? Aynen Leyla ya. Amcan izin verir mi? Son saatlerimizi birlikte geçirsek. Ya aslında iyi olur ama bilmiyorum ki ne derler. Evet amcama bir sorarız. Herhalde böyle bir zamanda bizi kırmak istemez. Hem biz sizi koruruz da. Benim yalnız uzay geminin benzini bitmiş abi. Seninkiyle giderim olur mu? Sen geç dalganı geç ya. Son anımızı yaşıyoruz, son saniyemizi yaşıyoruz. Sen geç dalga geç, çirkinleş. Abicim Armageddon'u izlemedin mi sen? Filmlerde de olur ya böyle hani en gergin anda seyirci rahatlasın diye bir espri patlar, herkes güler. Koordinat hesaplarına göre göktaşı maalesef okyanusa değil karaya düşecek. Kötü haber. Denize düşse bir nebze şansımız vardı. Artık hiç yok gibi. Kıta olarak da Avrupa ile Asya'nın ortalarında bir yere düşecek. Şimdilik İstanbul gibi görünüyor. Bu da kötü haberin yanında promosyon bir ara. Korkarım insanlık son zamanlarını yaşıyor. Evet. İnsanlığı takside unutulan cüzdanları bulan ve sahibine veren taksiciler bile kurtaramayacak. İnsanlık tamamen ölecek. Jonas. Gel Selena. Meteor İstanbul'a çarpacakmış öyle mi? Maalesef. Meteorun hareketindeki kararsızlık sona erdi. Şu andaki sabit hızıyla devam ederse çarpacağı bölge İstanbul ve çevresi olacak. Ve korkarım sadece o bölgeyi değil, bütün insanlığı yok edecek. Ve siz hala hiçbir şey yapmamakta kararlısınız. Selena, bunları konuşmuştuk. Galaksiler Arası Yüksek Federasyon'un kuralları böyle. Anlıyorum. Kuralları çok önemsiyorsunuz. Ama ben önemsemiyorum. O zaman kendi imkanlarımla o meteoru durduracağım. Sakın böyle bir şey deneme Selena. Alarm durumuna geçildi. Ütopya'nın dışına çıktığın anda sihir güçlerin kilitlenecek. Böyle olmasa bile sihirlerinle böyle büyük bir meteoru durdurman imkansız bir şey. Yani burada durup tüm sevdiklerimin ölümünü mü seyredeceğim? Ölüm de hayat kadar evrenin bir gerçeği. Bu acıyla yaşamaya alışmalısın. Biliyor musunuz Yüce Onos? Belki de alışmak zorunda değilim. Belki de buna alışmak yerine sevdiklerimin yanında olup aynı kaderi paylaşmalıyım. Selena, bu söylediğin çok çılgınca. Çılgınca. Size saygım sonsuz efendim ama asıl çılgınlık milyarlarca yıl önce konulmuş kurallar uğruna milyonlarca insanın ölümünü seyretmek. Ben buna dayanamam. İstifa ediyorum.
Selena dur gitme bekle. Düşün. Git. Hem bir sürü insan ölecek hem de Selena. Bir göktaşıyla iki kuş. Çok sevdim ben bu işi. La 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 la. Hiç alakası yok. Ekrem amcanız gelmedi. Gelir birazdan. O da gelince katılır bize sofraya. Hadi ayakta dikildik kaldık. Elinizi yüzünüzü yıkayın. Biraz kendinize çekiniz elini sonra gelin sofraya. Hadi. Hadi canlarım benim. Hadi. Hadi tatlım. Ay ay ay. Ay vallahi tam cennetlik kadınım ha. Abla. Neden İstanbul'dan gitmiyoruz? Nazlıcığım haberlerde de gösterdiler ya. Herkes havaalanlarına hücum etmiş. Kargaşa çıkmış. Ya zaten uçak olmadan bir yere gidemeyiz. Zaten meteor büyük bir alanı etkileyecek. Sadece İstanbul değil. Selam kızlar. Selena senin burada ne işin var? Ütopya'da olman gerekmiyor muydu? Yoksa meteoru durdurdun mu? Maalesef. Bu konuda elimden hiçbir şey gelmedi kızlar. O zaman niye buradasın? Ya hem iki güne kadar meteor çarpacak. Biliyorum. Bu yüzden Ütopya'daki görevimden istifa ettim ve buraya sizin yanınıza geldim. Nasıl yani? Ütopya'ya bir daha geri dönmeyecek misin? Hayır. Kızlar düşündüm de ya siz olmadan benim yaşamamın hiçbir anlamı yok. Bu yüzden bari son anlarımızda beraber olalım istedim. Ya Selena ama bu... Ben kararımı verdim kızlar. Boşuna nefesinizi tüketmeyin. Bakın ne diyeceğim. Bu meteor bize çarpacak. Ve kurtulma şansımız da yok. Diyorum ki hep beraber son bir kez yıldız kaymasını izleyelim. Ne dersiniz? Olur. Zaten saklansak da bir şey değişmeyecek. Peki ozanlar da gelebilir mi? Tabii gelebilirler. Ben şimdi Burak'ın yanına gidiyorum. O zaman yarın gelip sizi alırım. Peki görüşürüz. Bakalım aptal dünyalılar iyilik yapmaktan vazgeçip kötülük yapmaya başlamış olabilirler. Hop beyler itişmeyelim. Biraz da ben tutayım. Biraz da ben tutayım ya. Burada hepimize yetecek kadar iyilik var. Ne oluyor? Bu ne rezillik böyle? Bunların hepsi kafayı yemiş. Hadi beyler birkaçınız da başka arabalar itsin ya. Oğlum ya kaç kişiye böldü arkadaşlar. Hadi hadi itin abi hadi. Yapın yapın. İyilik yapmaya devam edin. Size asıl iyiliği ben göstereceğim. Nasıl yani Selena? Burada kalıp göz göre göre ölüme mi gideceksin? Yok. Ben buna izin veremem. Selena lütfen Ütopya'ya dön. Burak anlamıyor musun? Senin kızların olmadığı bir evren benim için zaten ölüm demek. O yüzden lütfen beni vazgeçirmeye çalışma. Bırak. Bırak sevdiğim erkeğin kollarında öleyim.
aşkım. Seni ne çok seviyorum bir insan. Biliyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sayın seyirciler, felakete adım adım yaklaşıyoruz. Ve meteorun çarpacağı ve yıkıma yol açacağı alanların içinde Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz bölgesinin de olduğunun açıklanmasından itibaren halkta büyük bir panik başladı. Halkın kimi kısmı yollara düşüp uzaklaşmaya çalışırken bunun nafile olacağını düşünen önemli bir kısım kaderini kabullenmiş görünüyor. Hükümet son ana kadar hava kuvvetleri ve NASA ile irtibatta olacaklarını ve meteora engel olmaya çalışacaklarını belirtirken vakit giderek azalıyor. Son hesaplamalara göre meteorun yurdumuza çarpmasına 24 saat süre kaldı. Kadersiz başım. Ekrem görüyor musun? Bu genç yaşımda fıstık gibiyken toprağın altına gireceğim. Ne yapalım Aslı'cığım, elden ne gelir? Bu arada Zülfikar, siz şu andan itibaren hepiniz izinlisiniz. Sevdiklerinizle bir arada vakit geçirin. Yok Ekrem Bey, teşekkür ederiz. Biz sizle kalmaya karar verdik efendim. He ya, anca beraber ganca beraber Ekrem Bey. Hem eğer ölmez de yaralı falan kurtulursak birbirimizin yardımına ihtiyacımız olacak. Amcacığım. Efendim Selin'ciğim. Biz sizden bir şey rica edecektik. Nedir? Biz meteorun çarpmasından önceki son 24 saati Selen'e ve arkadaşlarımızla beraber geçirmek istiyoruz. Bilemiyorum ki yani. Ay neyi bilemiyorsun Ekrem'cim? İzin ver gitsin çocuklar. Belki de son istekleri budur. Evet, madem ki yengeniz de öyle diyor, olur o zaman. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Aslı yenge. Canım kuzularım benim. Teşekkür etmeyin ikide bir de. Siz sadece oralarda bir soran filan olursa çok iyi bilirdik. Direkt cennet gittir kendisi filan derseniz çok sevinirim canım. Kıvılcım, eğer istersen sen de bizimle gelebilirsin. Ben mi? Evet. Yani sonuçta sen de bizim kardeşimiz sayılırsın. Yok ya, ben annemle kalmak istiyorum da. Sen bilirsin. Girin. Merhaba kızlar. Merhaba Kıvılcım. Nazlıcığım, ben şey diyecektim. Ben bu oyuncaklardan artık sıkıldım da sen oynamak istersen diyorum oyna. Teşekkürler. Al bunları da. Selin'cim, ben bu tişörtlerimi senin çok beğendiğini biliyorum. Ozan'la yarın son görüştüğünüzde bunları giyebilirsin istersen. Emin misin? Yani gerçi bende durduğu gibi durmaz ama hem Leyla da giyer. Teşekkürler. Teşekkürler Kıvılcım. Bir şey değil. O zaman ben şimdi yatıyorum. Gürültü yapmayın ama, tamam mı? Vay be. Meteor insan neler yaptırıyormuş demek. Kızlar, canlarım. Bakın size ne getirdim. Süt getirdim, kurabiye getirdim, bisküvi getirdim. Yersiniz, içersiniz canlarım. Alın hadi, afiyet olsun. Teşekkür ederiz Aslı yenge. Canım benim, teşekkür etmenize gerek yok. Kaç defa söyledim. Yalnız bir soran olursa iyi bilirdik deyin. O bana yeter. Tamam mı canım? Hadi bakalım, hoşça kalın. Görüşürüz canım, meleklerim benim. Keşke insanlar yakınların değerini her an kaybedecekmiş gibi bilse. Keşke Selena'nın gitmesine izin vermeseydiniz Yüce Onos. Buna ben karar veremezdim. Bu tercihi o yapabilirdi ancak. Ama dünyadaki insanlarla beraber o da ölecek. Biliyorum. Bunu o da biliyor. Peki gidip hep beraber çağırsak Selena'yı? Belki bir etkisi olur da gelir. Gelir mi dersin? Bence gelmez. Yani o Burak'sız yaşamaktansa ölmeyi tercih eder. Erkeklere böyle yüz vermeyeceksin yani. Bence vermemek lazım. 5, 4, 3, 2, 1. Ve cezam bitti. Teşekkürler. Tam bana uygun kırmızı kırmızı. Rica ederim güzelim. Şimdi keyifle dünyaya meteor çarpmasını izleyebilirim.
Dünyanın patlaması bana ilaç gibi gelecek. Uç uç meteor, çarp meteor. Şamşehir gitti. Amcacığım, her şey için çok teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum çocuklar. Aslı yenge, eğer bu zamana kadar size üzecek bir şey yaptıysak özür dileriz. Gelin yengenin ne canları. Ay oldu bir şeyler ama ben sizi affettim. Siz sadece soran olursa iyi bilirdik değil bu bana yeter. Ay dayanamayacağım. Zülfikar abi, Kader abla, siz dünyanın en iyi abla ve abisisiniz. Sağ olun kızlar, siz de dünyanın en iyi kardeşlerisiniz ya. Müstesna teyze. Teyze diyen dilleri diyelim ben sen. Seni hep ikinci annemiz olarak hatırlayacağız. Oh kuzucuklarım benim. Sizin için Allah'ıma dua edeceğim. Diyeceğim ki Allah'ım, eğer bu meteor belasından birkaç kişi kurtulacaksa bu yavrucakları al. Onlar daha çok küçük diyeceğim. Varsın bizi alsın yanına. Biz göreceğimiz her şeyi gördük zaten. Müstesnacığım, bir şey diyeceğim sana. Aslında biliyor musun, benim de yaşım küçük sayılır gerçekten. Ya ben doğduğum zaman askere erken gideyim diye ailem beni erken yatırttırmış yani. Onun için küçük sayılırım. Dua ederken bunu da göz önünde bulundurursan çok sevinirim müstesna. Küçüğüm ben. Ay, Kıvılcığım, veda etmeyecek misin kardeşlerine? Yok, ben sevmiyorum vedalaşma sahnelerini. O zaman biz gidelim artık. Ay buna dayanamayacağım gerçekten. Kıvılcım, her şeye rağmen seni tanımak güzeldi. Aslanım, bunca zaman kızları evinizde barındırdınız. Size çok teşekkür ederim. Ay önemli değil canım. Sen sadece iyi bilirdik de bir soran olursa bana yeter. Ekrem Bey, kızlar adına yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz Selena. Az emeğin geçmedi. Aha, tamam artık hadi ayrılın. Ben daha ölmedim değil mi? Peki neyse. Kızlar hadi biz gidelim. Meteorun dünyaya çarpmasını büyük bir keyifle izleyeceğim. Şerefine dünya. Elveda dünya. Güle güle. Bunu balayımız için saklıyordum. Ama düşündüm de belki şimdi içsek fena olmaz. Oo, hocam bize yok mu? Merak etmeyin. Sizin için de vişne suyu getirdim. Ama hocam ya. Ben almayayım. Çarpıyor. Sevgicim. İlk tanıştığımız günü hatırlıyor musun? Hiç hatırlamaz olur muyum? Daha Ayvalık'tan İstanbul'a yeni gelmiştik. Okulda da ilk günümüzdü. Kıvılcım sürekli bizimle uğraşıyordu. Sonra karşıma beyaz atlı bir prens çıktı. Kızlar, bu Ozan değil mi? Ay ne kadar yakışıklı değil mi? Ozan benimdir kızlar. Avucunuzu yalarsınız. Nasılsın Ozan? Ozan? Hoş geldiniz. Adım Ozan. Benim de Selin. Bunlar da kardeşlerim Leyla ve Nazlı. Hayrola Ozan, görmeyle alışkanlıkların değişmiş. Ne demek bu Kıvılcım? Besleme kızla ilgi duymazdın sen eskiden. Selin. Kusura bakma Selin. Kıvılcım adına özür dilerim. Önemli değil, sanırım bu duruma alışmam lazım. Bunu al. Almak güzel gözlerine hiç yakışmıyor. Artık beklemekten başka çaremiz kalmadı. Bu arada Müstesna ile Kader nerede? Ne bileyim. Geldik Ekrem Bey, geldik. Onlar ne? Aslı Hanım'ın elbiseleri. Aslı'cığım.
Ay ya Ekrem, lütfen öyle yap, öyle bakma bana lütfen. Yani hasbelkader kurtulursak filan aylarca ben aynı elbiseyle mi dolaşacağım? Hayır yani öyle pis pis olmaz. Aslı, şu dünyadayken seni anlamak mümkün olmadı. İnşallah öbür dünyada anlayabiliriz. Aslı Hanım ne oldu, geliyor mu? Hayır hayır. Ay ben makyajımı tazeleyeyim, son bir ruj süreyim dedim. Makyaj şamlarımı çıkardım, masanın üstünde kaldı. Ay sürdü ki. Yok yok müstesna. Canım sen bir koşa alıp gelir misin makyaj çantamı? Aslı saçmalama Allah aşkına. Anne niye saçmalayayım Ekrem? Ben ruj süreyim, ben süren yaşayamam, anla beni. Hayatım sen doğal halinle en güzelsin. Güzellik senin doğanda var. Ha. İyi o zaman. O ne Zülfikar? Vallahi Ekrem Bey Beşiktaş bayrağı ya. Ölmeden önce şampiyonluğu da gördük ya, artık huzurluyum, o yüzden yanıma alayım dedim. Ay, ay inanamıyorum hakikaten bu adama. Ya şöyle bir zamanda beni güldürdün ya. Helal olsun sana. Ya kurtulursak falan bunu işten kovalım canım. Deli galiba. Ya böyle bir günde Ömer'e yap yanına alınacak şey mi Beşiktaş bayrağı? Doğru. Hani makyaj malzemesi olsa anlarım. Hiç. Deniz Aslı ben çok korkuyorum ya. Canım benim korkma. Korkma Kıvılcım. Önce toprağın altına gireceksin. Sonra toprak olacaksın. Sonra bir çiçeğin bedenine yürüyeceksin. Sonra o çiçeğe vasıl diye bir arı konacak. Belki de o arı ben olacağım yavrum, yavrum. Aslı ya, ben sik bücük olmak istemiyorum ama. Aslı büsbütün korkutuyorsun çocuğu. Ama ne bileyim Ekrem'cim, aklıma teselli edecek bir şey gelmedi. Bir filmde seyretmiştik ya eşkıya, orada böyle bir şeyler söylüyordu, onun için oradan. Korkma kızım, tamam korkma, yok bir şey, aa abartma. Aa, ha, bana bak, şey müstesna. Şişt, Zülfikar, Kader. Şey diyeceğim, hani oralarda beni bir soran olursa... İyi bilirdik diyeceğiz Aslı Hanım. Ha, aferin size. Ay, Ekrem saçım nasıl duruyor? Ay kuaförüm kapatmış bugün, inanabilir misin? İnsan öğleye kadar açık oluyor işte. İnanılmaz. Ay. Bizim tanışma hikayemiz de benzer aslında değil mi Selena? Ama bir farklı. Bizimkinde beyaz atlı prens değil, beyaz atlı prenses vardı. Rahat bırakın adamı. Allah Allah. Bırakmazsak ne yapacaksın? Örgü mü öreceksin bize? Aferin. Güzel laf. Peki, bunu siz istediniz. Şimdi işim bitti. Başım biraz ağrıyor ama iyiyim. Siz kimsiniz? Ben. Ben çocukların teyzesiyim. Ya. Teyze? Evet evet öyle. Ay, 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 hava nasıl serinledi farkında mısınız? Ekrem, Kıvılcım. Öbür tarafta görüşürüz artık. Bana bakın, cennet tarafına bakın. Oralarda olacağım herhalde. Allah'ım ne olur çok acımasın, ne olur çok acımasın. Kızlar, Selena. İşte meteorumuz yaklaşıyor. Hadi bakalım. Sağlığınıza demeyeceksiniz değil mi? Yok. Sadece güzel dostluklara ve aşka. Allah'ım sen benim gerçeklerime bu gayet ol. Onları da yanına al. Seni seviyorum Burak. Ben de seni seviyorum.
Meteor küçülüyor. Ama bu nasıl olur? Atmosferde sürtünmeye ve yanmaya başlamış. Gittikçe küçülüyor. Aman Allah'ım. Meteor nerede? Bir dakika. Ya nasıl olduğunu bilmiyorum ama arkadaşlar işte tanıştırayım. Meteorumuz burada. Aha, kurtulduk o zaman. Selena. Kurtulduk. Tabii tabii Aslı'cığım. Ay hakikaten yani ne kadar düşünceliler. Yabancılık çekmeyelim diye evimizin bahçesi gibi dekore etmişler. Hayret. Tabii aynen öyle. Yok Aslı Hanım, hala bizim evin bahçesi burası. Aa, ama nasıl olur? Meteorun düşmüş olması lazımdı şimdiye. Zülfikar radyo olacaktı orada, açsana. Tüm dünya şaşkınlıkla sevinci bir arada yaşıyor. İstanbul'a düşmesi ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olması beklenen de meteor beklenmesin bir şekilde yıkıma sebep olmadı. Bilim adamları şaşkınlık içinde. Ve meteorun atmosferden geçerken normalden çok daha fazla bir sürtünmeyle karşılaştığı tahmin ediliyor. Şimdi reklamlar. Allah olmadı. 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 Jonas. Selam çocuklar. Meteoru siz mi durdurdunuz? Ya Evrensel Federasyon kuralları? Biliyorum, kurallara aykırıydı ama kurallara uyacağım diye de bunca insanın hayatından vazgeçmek. Her neyse işte. Atlattık felaket. Çok teşekkürler Jonas. Evet, bize bir kere daha yüceliğin ne demek olduğunu gösterdiniz. Bırak şimdi teşekkürü, teşekkürü. Hem bu akıllı kızlar zamanında az beladan kurtarmadılar Ütopya'yı. Ödeşmiş olduk. Sonu mutlu bitti ya, ona bakın.